Şanslar. Merhaba arkadaşlar, hepiniz IFT Talks webinarlarına hoş geldiniz. Bugün Oxford International Group kalitesiyle İngiltere, Amerika ve Kanada'da indirimli dil eğitimi fırsatlarını Murat Bey'den dinliyor olacağız. Lütfen sorularınızı questions kısmından sormayı unutmayın. Buyurun Murat Bey, sahne sizin. Evet, sahne benim. Hatta sayacı görürken şey sandım, filme falan çıkıyorum sandım böyle 9, 8, 7, 6, 5. Herkese merhabalar Oxford'dan. Hem belki bir isim benzerliği oldu ama bu arada Murat Ayvaz, ben Oxford'da yaşıyorum. Oxford International okullarında çalışıyorum. Aşağı yukarı 15 yıldır bu sektördeyim. Zaten sorularla da ya da vereceğim cevaplarda beni de yakından tanıyacaksınız. Şöyle ki, belki birçoğunuzun hayali, hedefi olan dil eğitimini öğrenmek için ben İngiltere'ye geldim. Bundan 15 sene önce ve benim zanaatlık çalışma izi vardı İngiltere'de ve İngiltere'de kaldım. Çalıştığım okulda kalmak, daha doğrusu eğitim aldığım okulda çalışmak kısmet oldu diyelim. Daha sonra işte Suudi Arabistan, Dubai, Malta, New York, İngiltere tarzında bayağı bir ülkelerde çalıştım. İşimi çok seviyorum açıkçası, çünkü dili akıcı olarak konuştuktan sonra hayatımdaki çok şeyi değiştirdi. Mümkün olduğunca buradaki deneyimlerimi esasında öğrencilerle paylaşmaya çalışıyorum. Karşılaşacağınız zorluklara ya da başınıza gelecek olan olayları nasıl avantajımıza çeviririz? Bunları esasında konuşmaya çalışıyorum. Sunum 23 slide'dan oluşuyor. Son 3 slide'ı soru cevap şeklinde hazırladım. Sizin kafanızda olan soruları ben şimdiden yazmaya çalıştım ama orada atladıklarım varsa da lütfen beraber geçelim. Bu esnada sorularınız varsa question kısmına yazabilirsiniz. Oradan da görürüm ve devam ederiz. Arzu ederseniz ben sunumu yavaş yavaş şöyle hemen yükleyeyim. Evet, sanırım gözüküyor. Şunu da tam ekran yapalım. Evet, Oxford International Education Group bir grup şirketi. Bu grupta Avrupa ve Türkiye'ye bakan satış müdürüyüm. Bu okul tabii ki dünyada ya da bir acenteye gittiğiniz zaman öğrencilerimizin, misafirlerimizin önüne onlarcana, yüzlercene okul konabilir ama ben bu okulların içerisinde hangisini seçmeliyim? Hangisi bana daha fazla güven veriyor? Hangisinin eğitimi daha fazla? Hangisinde hedeflerime daha hızlı ulaşabilirim diye baktığımızda bir sürü seçenek çıkıyor. Bu seçeneklerden bir tanesi Oxford International Education Group. 1991 yılında hala hayatta olan ve bu tarzı funding dediğimiz, yani bütçeleri veren, girişimcilere veren Charles tarafından finanse edilmiş bir şirket. İki tane girişimci, o zamanlar 20'li yaşlarında olan iki tane girişimci tarafından foundation alınıyor Charles'tan ve 91 yılında sadece yaz okuluna öğrenci getirmek amacıyla kurulan bir şirket. Fakat yıllar yılı büyüyen bir şirket ve bugüne geldiğimizde kendi logosunun altında özel liseleri olan bu liselerden birkaç tanesi İngiltere'nin en iyi lisesi seçilen, bunun yanında işte dil okulları olan, birazdan bakacağız işte İngiltere'de, Amerika'da, Kanada'da dil okulları bulunan, online platformda eğitim veren, işte belki bugün size detaylı anlatmayacağım, işte pilotlara, pilotlarını almak zorunda olan kursun merkezi olduğumuz, bu sınavı veren tek kurum olduğumuz gibi ortaya bir şirket çıkartıyorlar. Ve bunun yanında Junior, İngiltere'nin en büyük Junior gruplarını yapan bir grubuz. Bu grup aşağı yukarı 2 ay önce bu iki tane girişimci tarafından bu grubumuz İngiliz ve Alman yatırım şirketine satıldı. Alman ve İngiliz yatırım şirketi okulumuza yatırım kararı aldı. Bayrağı teslim ettiler. Alan grubumuzda Alman ve İngiliz yatırım şirketi de hedeflerini büyüterek, yeni okullar açarak, yeni planlar yaparak büyümenin
planlarını yapıyorlar diyelim. Dediğim gibi az önce bahsettim. 91 yılında kurulan bir şirket. Pazarda ve şeyleri yaptığımız yerler. Lokasyonlara baktığımız zaman İngiltere'de 3 tane lokasyonumuz var. Oxford, Londra, Greenwich'te ve Brighton'da. Okullara tek tek detaylı bakacağız. Bunun haricinde North America dediğimiz Kanada ve Amerika'da yine okullarımız var. North America'da 4 tane okulumuz var. Yeni bir okul aramıza katıldı. Fiyatları belirlendi. PDF'ler oluştu. Büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde Türkiye pazarına bu formları göndereceğim. New York şehir merkezinde de yeni bir okulumuz mevcut. Londra'ya baktığımız zaman Londra Greenwich. Yani Londra'da esasında iki tane merkez var diyebiliriz. Bunlardan biri yani Türkiye'ye baktığımız zaman İstanbul'a işte Taksim'in göbeğinde bir yerde okul varken bir de Levent tarafında bir okul olduğunu düşünün. Bizim okulumuzun fotoğrafını gördüğünüz yer esasında biraz daha Levent, biraz daha Business tarzında Londra merkezi bir miktar daha farklı bir yerde konumlanmış bir okul. Okul binası ve içi bundan bir sene önce, pardon iki sene önce 1,5 milyon pound harcanarak yenilenmiş bir okul. Aynı bizim esasında Türkiye'de çok fazla etrafta gördüğümüz gibi laminat parkeler, işte camekan sınıflar tarzında yapılmış bir okul konsepti görüyoruz. Okul hemen süpermarketlerin, kafelerin yanında ve Greenwich istasyonuna 3 dakikalık mesafede, yani Greenwich merkeze geliyorsunuz ve 3 dakikada 4 dakikada okulumuza ulaşabiliyorsunuz. 16 tane sınıf var bu okulda. Kış döneminde aşağı yukarı 150-200 öğrenciye hizmet veriyor. Yaz döneminde her okulda rakam iki katına çıkar ve 300-350 rakamlarına bir hizmet verme kapasitemiz mevcut bu okulumuzda. Sabahları ders başlar. Biraz detaylı yine bakacağız ama sabah saat 9'da başlar. Öğlen saat 12.30 gibi biter. Ya da öğleden sonra 1.30'da başlayıp 5'te biten kurslarımız var. Bunları da öğrenciler seçebiliyor. Okulun içerisinden yine görüntüler görüyorsunuz. En alt sağda Greenwich'in meydanında bir fotoğraf ve orada bulunan eski 1500 yıllarından kalma bir gemi olması lazım. Bir savaş gemisi. Yine bilgisayarlarınızı götürmediğiniz takdirde okulun içerisinde kullanacağınız bilgisayarlarımız mevcut. Buradan direkt olarak arzu ettiğiniz kadar kullanabiliyorsunuz buradaki bilgisayarlarımızı. Oxford'a gelelim. Belki Oxford'a bir 2-3 dakika fazla anlatabilirim. Bu esnada bir şeyler yazılıyor ama ben bunları full ekranda göremiyorum. Ona göre şöyle biraz küçülteyim. Oxford'da yine şehir merkezinde. Bu arada bizim bütün okullarımız dediğim gibi şehir merkezlerinde olan okullarımız. Oxford'da da yine şehrin merkezinde Christ Church'ın hemen karşısında. Christ Church şöyle. Tabii ki Oxford'da eğitim almaya geldiğinizde herkesin gidip görebileceği, göreceği yerlerden biri. Birçoğunuz Harry Potter filmini seyretmişsinizdir. Buradaki o yemek alanı, yemek bölümü Christ Church Üniversitesi, Oxford Üniversitesi'ne ait bir yerdir. O kolejin yemek alanıdır. Oranın alanı birebir platoya konumlanmış ve film o şekilde çekilmiştir. Buraya da gelip görebiliyorsunuz. Gerçek yemek yenilen yere. Tabii ki Londra okuluna göre bir tık daha küçük bir okulumuz. Orada 16 tane sınıfımız vardı. Burada 6 tane sınıfımız mevcut. 100-120 öğrenci hizmet veriyor. Kış döneminde, yaz döneminde de 200'e yakın bir öğrenci kapasitesi mevcut. Okulun bulunduğu sokak şehir merkezinin, yani İstiklal Caddesi gibi düşünün İstanbul'da. Onun bir arka sokağında daha sessiz bir yerde. Ama Oxford zaten çok küçük bir yer. Tam böyle göbeğinde olan bir okul. 18. yüzyıldan kalma bir okul. İçerideki
şeyde bunu hissedebiliyorsunuz dekorasyonunda. Alışveriş merkezinde bundan 1,5 sene önce Oxford'da bir yeni bir alışveriş merkezi yapıldı, Westgate. Eskiden de vardı ama tam bizim Türkiye'deki mantıkla dizayn edildi. Biraz daha böyle açık havada tasarım yapıldı. Bu alışveriş merkezinde 2 dakikalık yürüme mesafesinde olan bir okul. Ben de Oxford'da yaşıyorum bu arada. Sorularınız olduğu zaman Oxford'la alakalı daha özel sorular, bunları da ayrı ayrı cevaplayabilirim. Tabii ki eğer İngiltere'ye geliyorsunuz, ya daha doğrusu İngiltere'ye seçtiyseniz, çünkü önce bir öğrenci olarak okul, bir ülke seçmeniz gerekiyor. Ülke seçtikten sonra bu ülkedeki merkezlerden birini seçmeniz gerekiyor. Peki bu merkezleri ben nasıl seçmeliyim derseniz, bu tamamen sizin yaşamanıza göre şekilleniyor. Eğer küçük, rahat, ulaşımı rahat, sakin bir yer istiyorsanız, işte bugün güneşli bir hava var, az da olsa kitabınızı alıp bir bahçenin içerisinde kitap okumayı seviyorsanız, kafanızı dinlemeyi seviyorsanız küçük bir merkeze gitmeniz gerekiyor. 5 dakikada, 10 dakikada şehir merkezine gidebiliyorsunuz. Ama bunu Londra'da yapamıyorsunuz. Londra'da, daha doğrusu Oxford'da, Brighton'da küçük merkezlerde bir ayda harcayacağınız otobüs kartını Londra'da bir haftada harcıyorsunuz. Küçük merkezlerin böyle bir avantajı var her zaman. Tabii ki küçük bir lokal olduğu için herkes birbirini çok iyi tanıyor. Sizde daha sohbeti daha fazla olabiliyor. Yani otobüse bindiğiniz zaman otobüs şoföründen bilet alırken bile 10 dakika geçirebiliyorsunuz otobüs şoförüyle. O yüzden ben her zaman küçük merkezleri açıkçası öneriyorum. Bir küçük merkezimiz daha var. Pardon, ondan önce Oxford Okulu ile alakalı yine fotoğrafları göreceksiniz. Bakın en sağ altta az önce bahsettiğim alışveriş merkezinin sadece bir kanadını görüyorsunuz. Üstü tamamen cam ekran ya da aralarda boşluklar var zaman zaman. Üst katta yemek bölümleri, alt katta da kafeler mevcut. Buradan alışverişinizi, her şeyinizi yapabiliyorsunuz. Christchurch'ten bahsetmiştim. Bu Harry Potter'ın çevrildiği yer, Oxford Üniversitesi'nin ait kolejlerden biri. O da soldaki altta. Okul da hemen onun karşısında. İki ara sokakta. Yine okulun içerisinden görüntülerimiz mevcut. Diğer bir küçük merkezimiz, yani küçük dediğim küçük bir ildeki merkezimiz Brighton okulumuz. Brighton okulu İngiltere, daha doğrusu Brighton İngiltere'deki en popüler şehirlerden biridir. Şöyle ki özellikle hava güzelse bütün İngilizlerin kaçıp kafa dinlemek istediği, en azından bir cumartesi pazar geçirmek istediği yerlerden biridir Brighton. Eğlencesiyle, havasıyla, okyanusuyla inanılmaz popülasyon olan bir şehirdir. Ulaşımı çok kolaydır. Londra'dan tek vesaitle bir trenle 25 dakikada gidebileceğiniz bir yerdir. Binamız yine 1999 yılında yenilenmiş, 20 sene önce yenilenmiş, pardon 2019 yıllarında yine yenilenmiş bir okulumuz. Brighton Okulu'nun şöyle bir avantajı var. Brighton Okulu müdürü bir Türk. Daha doğrusu İngiltere'de doğmuş, İngiltere'de büyümüş, İngiltere'de eğitimini almış. Sadece üniversite kısmında İzmir Ekonomi'de okuyan bir arkadaşımız başında. Bizim kadar belki bir advanced ana dili gibi konuşamıyor Türkçe'yi ama sonuçta Türkçe olarak bir ekonomi okumuş burada. Bir en azından içinde bir Akdeniz kırıntısı var. O anlamda çok da yardımcı olabiliyor bize. 9 tane sınıfımız var. Yine %300 arası dönemsel olarak eğitimler verebiliyorlar. Şehrin göbeğinde, şehrin merkezinde yine Brighton'daki okulumuz. Bu arada sorular var, onlara da bakayım. İngiltere'yi geçmeden önce Brighton Okulu ile alakalı fotoğrafları görüyorsunuz. Bakın en sağ üstte bir tane fotoğraf var. Brighton'ın sahili. Her zaman böyle cıvıl cıvıl görebilirsiniz. Yine çimenlerde herkesin rahat olarak oturup saatlerce akşama kadar vakit geçireceği bir ortam da görebiliyorsunuz. Sinema TV bölümü ile alakalı programlarımız yok. Bu çünkü bir dil okulu. Baktığımız zaman sadece dil eğitimiyle alakalı bir
bilgi veriyoruz bugün ama muhakkak IFT'nin kendi bünyesinde takip ederseniz sinema ile alakalı farklı bir üniversiteyle, liseyle bu eğitimleri verdiğini göreceksiniz. Amerika kısmına geldiğimiz zaman Amerika'da bahsettiğim bir 4 tane okulumuz vardı. Bunlardan biri San Diego. San Diego okulumuz yine şehir merkezinde olan bir okulumuz. 16 yaş üstü bütün öğrencileri yine buraya kabul edebiliyoruz. Her okulda olduğu gibi. Şehir merkezinde olan bir okulumuz. Sabah ve öğlen grubu yine derslerimiz mevcut. Öğrencilerimiz burada da direkt olarak eğitim alabiliyorlar. Toronto'ya baktığımız zaman Kanada'da iki tane okulumuz var. Biri Toronto'da, biri Vancouver'da. Yine Toronto'da şehir merkezinde Chinatown'un yanında olan bir okulumuz. 16 yaş üstü eğitimlerimiz var. Yine sabah ve akşam gruplarımız, yani öğleden sonra olan gruplarımız var. Her seviyeye gruplarımız mevcut. Kanada'da eğitim almak istediğinizde bu COVID'den dolayı her okula, daha doğrusu başarılı olan okullara bir DLI numarası verilmiştir. Bu DLI numarasının amacı şudur esasında. COVID ile alakası bütün önlemlerini almış, öğrenciye güvenli bir alan sağlayabiliyor. Bu numarayı alan her okulda öğrenci kabul edebiliyor. Bu numaraya sahip olmayan bir öğrenci zaten ya da okul vizeyi veremiyor. Vizeye başvuramıyorsunuz daha doğrusu. Bu şekilde. Vancouver'a baktığımız zaman Vancouver'da yine şehir merkezinde okulumuz mevcut. 16 yaş üstü öğrencilerimizi burada ağırlıyoruz. Sabah ve öğleden sonra yine bu okulumuzda DLI numaramız var. Kanada'daki COVID sorunumuz şu. İngiltere'den bahsetmedim. Esasında New York'u da bitireyim, öyle bahsedeyim. COVID ile alakalı esasında. Bir de New York okulumuz var demiştik. Çok yeni bir okulumuz. New York'ta şehir merkezinde 37. caddede olan okulumuz. Midtown'da yeni bir okulumuz. Dediğim gibi buradaki fiyatlarımız, her şeyimiz belli oldu. 16 yaş üstü öğrencileri burada ağırlayabiliyoruz. Daha önce farklı bir okuldu burası. New York Language Center olarak geçiyordu. Bu okulu satın aldı patronlarımız ve Oxford International olarak değiştirildi. Okullarımız esasında bu kadar. Yani 4 tane okulumuz var baktığımız zaman. Bu 4 tane okulda peki şu anda nasıl eğitim alabiliyorsunuz? Yani COVID ile alakalı şeyleriniz ne dediğinizde, İngiltere'de şu an oturma izni olmayan hiçbir öğrenci ya da hiç kimseyi ülkeye kabul etmiyorlar. Bununla alakalı 7 Haziran'da önümüzdeki hafta bir açıklama yapacaklar. Aynı bugün Türkiye'nin beklediği haberler gibi televizyonda. 7 Haziran'da İngiltere hükümeti bir açıklama yapacak ve şu anda biz riskli ülkeler arasındayız. Kırmızı çizgideyiz. Kırmızı çizgiden, kırmızı listeden amber liste, yani ortadaki listeye geçtiğimiz an kapılar öğrenciler açılacak. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Sonuçta bu illa bugün olmasa, yarın olmasa birkaç güne kadar bu liste güncellenecek. O yüzden şu anda kayıt olmanızla alakalı hiçbir sıkıntı yok. Yani kaydınızı gönül rahatlığıyla hangi okul olursanız olun. Sonuçta evet, şu anda bu hafta öğrenci gelmiyor ama önümüzdeki haftalarda artık kapılar açılmış olacak. Çünkü vize süreciniz var. En az 2 hafta, 3 hafta sürüyor zaten bu. Direkt olarak bu vizeye başvurabilirsiniz kapılar açılana kadar. Kanada'ya baktığımız zaman Kanada'da esasında Toronto'da ve Vancouver'da uygulamalar var. İkisinin de eyalet olduğu için şeyleri farklı, uygulamaları farklı. Toronto'da devlet hala yüz yüze eğitime izin vermedi. Burada hala öğrencimiz gitse bile evde online olarak eğitim alabiliyor. Vancouver'a gittiği zaman Vancouver'da eğitimlerimiz yüz yüze devam ediyor. Herhangi bir sorun, herhangi bir kısıtlama yok. Yani vizenizi aldıktan sonra direkt olarak Vancouver'a gidip sınıfın içinde eğitime başlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde New York ve San Diego'da yine öğrenci eğitimini alabiliyor yüz yüze. Aşıya baktığımız zaman COVID aşısına İngiltere yaşınız geldiği zaman direkt olarak bu aşıyı alabiliyorsunuz. Şu anda 30'lu yaşlarda aşı. Siz gelene kadar dediğim gibi bu şeyi yaparsanız yaşınız geldiği zaman direkt olarak bu aşıyı burada alabiliyorsunuz.
Kanada'ya gittiğiniz zaman Kanada'da kesinlikle her öğrenci şu an gitseniz bile aşıyı olabiliyorsunuz. Amerika yine aynı şekilde herkese aşılarını yapıyor. Öğrenci olarak gittiğinizde de bu aşıya sahip olabiliyorsunuz. Büyük ülkelerin bu tarzda genç nüfusa ya da öğrencilere karşı bu tarzda bir şeyi var, jesti var. Özellikle İngiltere'deki okumak isteyen öğrencilere Oxford Üniversitesi'nin onaylı, imzalı bir sertifikasını verebiliyoruz. Arzu ettiğiniz zaman bunu direkt olarak bizden satın alıp mezun olduğunuzda en azından CV'nize Oxford Üniversitesi'nin logolu bir seviye tespit sınavına bunu koyabiliyorsunuz. Accommodation kısmına baktığımız zaman yani öğrencisiniz, tamam, ülkeyi seçtik, bölgeyi seçtik, okulu seçtik ve kaydımızı yaptık. Peki nerede konaklayacağız? Yani bizim için ev mi daha iyidir, yurtta konaklama mı daha iyidir? Bunlardan hangisini seçmeliyiz? Bunlara bakacağız. Tabii ki aile yanı konaklamalar her zaman maliyetleri aşağı düşüren bir unsurdur. Aile yanında konakladığınız zaman her zaman daha hesaplı bir programa sahip olursunuz. Aile yanında hiçbir zaman unutmayın. Esasında aile yanında siz bir ailenin evinin içerisinde bir oda kiralıyorsunuz. Bunun mantığı bu. Ama tabii ki akşam yemeklerini sizi masaya beklerler, sohbet etmek isterler. Sizi tanımak isterler ama sabah kahvaltı genellikle cornflakes ve süt olduğu için burada direkt olarak siz sabah kalktığınızda cornflakes süt direkt olarak kendiniz yiyebiliyorsunuz. Yurtlarda tabii ki kendi yaşıtlarınızla beraber kalıyorsunuz. Yurtlarda kaldığınız zaman maliyetler bir tık daha artabilir. Sonuçta bu yurtlar genellikle şehir merkezinde olan binalardır. Ve şehir merkezinde olduğu için devamlı dışarıya çıkabilme kabiliyetiniz daha fazla. Ve dışarıda daha fazla harcama yapacaksınız. O yüzden yurtta kalmak maliyetleri bir tık daha arttıracaktır. Bunu bilginize sunmak isterim. Online kurslarımız var. Mesela bir misafirimiz sormuş. TESOL öğretmen kursları hakkında bilgi verecek misiniz diye Burak Sert. Şöyle ki online TESOL kurslarımız var. London Trinity College tarafından veriliyor. Ve biz veriyoruz bunu. Onlarla beraber bu platformda veriyoruz. Online olarak veriyoruz. Pandemiden dolayı şu anda. Direkt olarak Oxford International Digital Institute sayfasına girdiğiniz zaman burada zaten eğitimle alakalı fiyatlamalar, süreler hepsini burada görebilirsiniz. Oxford International OE Digital Institute.com diye bakabilirsiniz. Bu online platformda esasında bizim İngiltere'de anlaşmış olduğumuz 17 tane üniversite var. IELTS ya da TOEFL istemiyorlar. Direkt olarak bizim programa girdiğiniz zaman ya da bizdeki testi aldığınız zaman, bizim bir testimiz var. Bu testi başarılı olarak geçtiğinizde direkt olarak bu üniversitelere başlayabiliyorsunuz. Üniversitelerde bu tarzda bir cooperation'ımız mevcut. Bakın burada mesela bu üniversitelerden bazılarının logosunu koydum. Mesela University of Dundee, Greenwich Üniversitesi, Coventry, bu tarzdaki bütün üniversiteler bizim kendi testimizi kabul edebiliyor. Boşu boşuna IELTS ya da TOEFL almıyorsunuz. Sunum dediğim gibi biraz daha kısa tutmaya çalıştım. Sonuçta bu bilgiler size danışmanlarınız tarafından detaylı olarak vereceğiniz forumlar sayfalarında birçok cevap ulaşabileceğiniz şeylerdi. Ama buraya mümkün olduğu kadar birazcık soru cevap kısmını yazdım ki soru soruyu oluşturur belki daha iyi gideriz diye. Öncelikle şu sorularına da bir bakayım. Mesela Elif Yıldız sormuş. Bununla birlikte okul fiyatları öncesinde belirtebilir misiniz? Aylık ortalama harcamalar nedir okul haricinde? Yani ben bunu şöyle belirliyorum. Yani bunu, benim bir kafamda bir rakam var hep. Yıllardır, 15 yıldır bunu örnek olarak veriyorum. 100-150 baremi. Yani siz Amerika'ya gidiyorsanız 100-150 dolar, İngiltere'ye gidiyorsanız 100-150 pound, Kanada'ya gidiyorsanız 100-150 Kanada doları harcarsınız. Yani bu Türkiye'deki gibi 100-150 lira gibi düşünün. Yani siz bir öğrenci olarak minimum
100-150 TL bir hafta boyunca harcamak zorundasınız. Yani bunun altına inmez. Üstüne tabii ki çıkacaktır. Sizin beklentilerinizle alakalı, yapacaklarınızla alakalı. Ekstradan sinemaya gidebilirsiniz, başka bir şehre gidebilirsiniz. İki defa, üç defa papa çıkarsınız, dışarıda yemek yersiniz gibi. Ama 100 ve 150'nin altına düşemezsiniz. Neden? Bir defa en ufak merkeze gittik, az önce konuştuk. Bir mesela Oxford'da yaşıyorum. Ben burada aylık sınırsız otobüs kartı 66 pound. Yani bizimki mavi abonman gibi düşünün. 66 pound veriyorsunuz. Bunu bir ay boyunca burada iki tane, aynı bizim Türkiye'deki iki tane otobüs sistemi var. Bütün İngiltere'de belediye otobüsü, özel otobüs. Bu bileti aldığınız zaman ikisine de binebiliyorsunuz. Yani bunda bir sınır yok. Çünkü benim kapımın önünden aşağı merkeze inen mesela bir numara var belediye otobüsü, 7 numara var stagecoach dediğimiz halk otobüsü. İkisine de binebiliyorsunuz. Dönerken ikisine binebiliyorsunuz. Bunun bir tanesini aldığınız zaman çok bir avantaj elde etmiyor. Çünkü belediye otobüsünü beklemek zorundasınız. Onun vakitleri falan zor bulabilirsiniz. Bu arada burada mümkün olduğu kadar otobüs duraklarında otobüsün kaç dakika sonra geleceği ya da application'da otobüs durağına gelmeden buradan bakıp evden öyle çıkabiliyorsunuz. Bu tarzda bir harcamanız var. Bunun yanında evet sabah kahvaltısını yaptık diyelim. Bir öğle yemeğiniz var. Burada yemek ucuz. Yani Türkiye oranla çok ucuz. Çünkü dedik ya 100-150 birim mi yaptık. Yani bir tane sandviç 1.20. 1.5 diyelim. Bir tane kola 0.70 gibi düşünün. Yani tabii ki bunu kafanızda TL ile çarparsanız yanılırsınız ama burada şöyle düşüneceksiniz. Sizin cebinizde bir 150 para birimi var ve bu 150 para biriminde 0.70 kola alıyorsunuz öğlen. 1.70'e salata alıyorsunuz. 1.50'ye şey alıyorsunuz. En lüks bir restorana gittiniz. Bir tane güzel büyük yemek aldınız. 13 baremi ödüyorsunuz. 12 baremi ödüyorsunuz. Bu civarda. Başka Elif Hanım umarım yardımcı olmuştur. Okul fiyatlarını arkadaşlarım size paylaşacak ama biz de şöyle yine bunu bir en düşük bedel olarak vereyim. İngiltere'ye baktığımız zaman en ucuz kursumuz bizim haftalık 140 pound. 140 çarpı kalacağınız kadar hesaplıyorsunuz. Kayıt ücreti almıyoruz. İngiltere'de özellikle kayıt ücretimiz yok. Yazdaki dönemi ücreti almıyoruz. Sadece kitap ücretimiz 55 pound ekliyorsunuz ve gelip eğitime başlıyorsunuz. Elif Hanım bir şey sormuş. Merhabalar. Temmuz ayında başka bir dil okuluna gitmek üzere İngiltere'de olacağım. Hayırlı olsun. Ancak gideceğim okuldan memnun kalamamam durumunda önerdiğiniz dil okullarından birine geçiş yapmam mümkün mü? İngiltere için olduğu için mümkün değil. Çünkü okulların biliyorsunuz sizlere imzalattığı bir form vardır. Bu formda açıkçası onun bir iptal süresi, şey süresi var. O yüzden bu mümkün değil ama Amerika'da, Kanada'da bu mümkün. Hemen günlük olarak iptal ediyorsunuz. Öbür tarafta başlıyorsunuz ama İngiltere'nin kuralları gereği ya da şey gereği bu mümkün değil. Temmuz'a başlayacaksanız büyük ihtimalle şu anda daha ödemeyi yapmamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Çünkü biz genellikle eğitime başlamadan bir hafta, iki hafta kala parayı alıyoruz. Vizeniz çıktıktan, onaylandıktan sonra. İyi araştırın, iyi karar verin. Çünkü son güne kadar bunu değiştirebilirsiniz. Bir sıkıntı yok. O yüzden bakın, fiyatları araştırın, fiyatları karşılaştırın. Ona göre kararınızı verin. Şehir merkezine yakınlığı, uzaklığı, bunlara önem verin. Sonuçta bir dil okuluna geliyorsunuz. Türk oranına bakın lütfen. O çok önemli. Mesela burada sorularda yazmıştım. Arzularsınız Elif Hanım. Bu zaten sorulara cevap bulduğunuz zaman ya da burada sormayı unuttuğunuz sorular varsa onları sorarak okulu değiştirebilirsiniz. Daha henüz vaktiniz var diye düşünüyorum. Uçak ücreti, erken kaydın ne avantajı var? Şöyle ki uçak ücretleri, aile yanı konaklama avantajları, yurt konaklamında oda müsaitliği ve vize işlemleri süresinde büyük bir avantaj teşkil ediyorsunuz. Yani mesela az önceki Elif Hanım gibi yani kaydınızı verebilirsiniz.
Son güne kadar o faturayı değiştirebiliyorsunuz. Sonuçta okullar sizden ya da ajanslarımız sizden parayı son kulvarda ister. Artık vizemiz çıktı, onaylandı ve gitmeye karar verdik. Tamam işte Elif, bu senin faturan, tamam mısın? Tamamım. Kabul mü? Kabul. Paranı ödeyip gidiyorsun. Aile yanında konaklamasında yemekler çok kötü. Ailemi değiştirebilir misiniz? Aile yanı konaklamalarda yemeklerden dolayı açıkçası değiştiremeyiz. Az önce bahsettiğim gibi yani bu ülkelerin bir yemek kültürü yok. Mesela benim eşim de ailelik yapıyor burada. Mümkün olduğu kadar küçük bir kızım olduğu için ben vaktimin çoğunu Türkiye'de yaşıyorum. Oxford'da biz kadın öğrenci alabiliyoruz. Yaşı biraz daha küçük öğrenciler onlarla beraber vakit geçirebiliyor. Tabii ki biz burada Türk olduğumuz için bir Türk yemeği mevcut ama birçok ailede bu Türk yemeği olayı yok. Yani bir tabak düşünün, makarnası olacaktır. Çorba bile olmayabilir. Makarna, patates, et olabilir. Burada çünkü et çok ucuz. Bu tarzda bir tabak yiyebilirsiniz ama önünde çorba, sonra ana yemek, sonra tatlı gibi bir şey açıkçası yok. Salata vardır, işte yemek vardır, o kadar. Sabah kahvaltısı dediğim gibi cornflakes, süt, tost ekmeğini ısıtır, üstüne yağ reçel, bitti. Yemek tamamen bundan ibaret. Yani öyle yumurta, sucuk, biber dolmaları tarzı şeyler beklemeyin. Hala söylüyorum, bizim evde hala mevcut bunlar. Aile konaklamasında yer nasıl değiştirilir? Şöyle ki, eğer sizin yatacağınız yer, yatağınız kırıktır, cam kırıktır, evde bir ısınma sorununuz vardır, yıkanma sorununuz vardır. Mesela duş yoktur, banyo vardır. Ben de çünkü İngiltere'de öyle bir sistem var. İngiltere'de genellikle bütün evlerde şey var, bir banyo var, bir de duş var. Yani küvette de doldurup yıkanıyor onların kültürü gereği. Biz genellikle biliyorsunuz duştan yıkanıyoruz. Duş alamıyorsunuzdur. Sadece banyo vardır. Bu sizi rahatsız ediyordur. Bu olabilir ama işte rengi bu çıktı. Dini bu çıktı. İnancı bu çıktı falan. Bunlarla alakalı açıkçası bunları söyleyemiyorsunuz bile. Çünkü ırkçılığa giriyor. O yüzden bunu çok iyi seçmeniz gerekiyor. Bununla alakalı en ufak bir şeyiniz varsa ben size tabii ki yurtlarımızı öneririm. Aile yanı ile okul arasında 30 dakika var. 2 otobüs değiştiriyorum. İşte lütfen yardımcı olun. Okul personeli yardımcı olacaktır ama şöyle ki benim evim merkez arası arabayla 5 dakika. İnanın 5 dakika. Fakat otobüse binip gittiğim zaman 15 dakika sürebiliyor. 20 dakika sürebiliyor. Çünkü kimsenin burada acelesi yok. İngiltere'de hiç kimsenin acelesi yok. Çünkü burada saatle çalışma şeyi var. Kültürü var. Yani otobüs şoförü acele ettiği zaman daha fazla para kazanmayacak. Yavaş yavaş o saat dilimini dolduracak. Otobüse bindiniz. Bir de kültür var. Otobüse bindiniz. Birçok insanın kartı yok. Parayı çünkü günlük olarak biniyor. Otobüsten alıp veriyor. Otobüsü parayı veriyorsunuz, 20 veriyorsunuz, üstünü veriyor, bozuk veriyor, gideceğiniz yeri söylüyorsunuz. Buradaki %80 zaten başka ülkelerden gelen insanlar. Benim kaldığım yerin belki Osbertan Road, telaffuz edemediniz. Onu anlayana kadar 1-2 dakika. Bazen sohbet ediyor sizinle, nasılsın, iyi misin? Siz ona sohbet ediyorsunuz. İnerken teşekkür ediyorsunuz falan, bir vakit geçiyor ve çok sıklıkla durak var. Çünkü buraya şunu unutmayın, ya buraya siz bir esasında bir kültür öğrenmeye geliyorsunuz. İnanın burada kimsenin zamanla alakalı bir yarışı yok. O yüzden küçük merkezlerde biz 30 dakika diyoruz. Londra gibi büyük, Londra, Manchester gibi büyük şehirlerde 45 dakikadan itibaren başlar diyoruz. Aile yanıyla okul arası. Aile konaklamasındaki odama misafir getirebilir miyim? Hayır, getiremezsiniz. Çünkü az önce bahsettiğim gibi siz o odayı kiralıyorsunuz ve o ailenin kuralları çerçevesinde yaşayacaksınız. Evde hayvan olabilir. Bilmiyorum, diğer sorularda bahsettim ama buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer bir alerjiniz, bir sıkıntınız yoksa ben işte kedi istemiyorum, köpek istemiyorum gibi yazılar bence yazmayın. Evde sigara içemezsiniz, misafir getiremezsiniz.
Hatta ve hatta kısa dönemli konaklayan öğrenci. Bu arada bu bahsettiğim şeyler bütün dil okullarında aynıdır. Yani sadece bizim için söylemiyorum. Bu burada karşılaşacağınız sorunların tamamı için geçerli. Aile içinde onu söyledik. Aile konaklamasına saat kaçta dönebilirim? Bu güzel bir soru yakalamışım. 18 yaşından büyükseniz arzu ettiğiniz saatte gelirsiniz. Arzu ettiğiniz saatte çıkarsınız. Bir tane anahtarınız olacak. Ne zaman girdin, ne zaman çıktın, ne yaptın, ne ettin? Kimse size bu soruyu sormaz. Tabii ki eve girerken sessiz ve nezaket kuralları çerçevesinde girmeniz gerekiyor. Çok pardon. 18 yaşın altındaysanız sizin bir sokağa çıkma süreniz var. Şöyle ki 16-18 yaş arası genellikle 11-11.5 gibi eve dönmek zorundasınız. Çünkü okullar, bütün okullar aileden bilgi isterler geç geldiğinizle alakalı. Aile yanında ilk gün beni bırakacaklar mı? Hayır, bırakmayacaklar ama nasıl gideceğinize kadar, hangi otobüse bineceğinize kadar, otobüs durağına kadar her şeyi bunları gösteriyor olacaklar. Tabii ki birçok ailemiz okula kadar gidip eşlik de edebiliyor ama normalde bunu gidip sizinle beraber bırakmak zorunda değiller. Aile yanı konaklamasında ya da yurda varıştaki ilk gün eğer siz transfer aldıysanız direkt olarak transferdeki kişi sizi gelip yurda kadar, aileye kadar teslim edecekler. O yüzden transferinizi almanızda yarar var ya da İngiltere'yi çok iyi bilen birinden hangi otobüslere kadar bineceğinizi bunları konuşabilirsiniz. Aile konaklamasında evet internet var. Birkaç sene önce alınan yeni bir kararla eskiden bunu charge ediyorlardı. Sizden böyle 5 pound, 10 pound gibi para alıyorlardı. Fakat bu artık para alınmıyor. Ya size bunu veriyor ya vermiyor ama %99 veriyor zaten. Çünkü biliyorsunuz sınırsız internet var. Yani şu anda bizde var. 10 kişi gelse alsa ne olur, almasa ne olur. Aile yanı konaklamasında sigara içebilir miyim? Onu cevaplamıştım. Aile konaklamasında kalıyorum. Transfer almadım. Nasıl organize ederiz? Şöyle ki eğitim danışmanlarımız, yani size bu kursu satan bütün danışman arkadaşlar bizim bütün okullarımızda bulunmuşlardır. Bütün lokasyonlarda eğitim almışlardır, gezmişlerdir. Burada hangi otobüse bineceğiniz kadar hepsini size gösterirler. O yüzden bir sıkıntı olmaz ama transfer almasanız bile lütfen uçak biletlerinizi okulla, danışmanla paylaşın ki biz kaçta ineceğinizi, kaçta varacağınızı bunları hesaplayalım. Oldu ya, uçak 12'de indi İngiltere'ye. Akşam 7 oldu, siz hala yoksunuz. Bizde bilgi var. Aile bize dönüyor. Ya böyle böyle uçak bileti var. 7'dir geliyor da 12'de geldi ama 7 saattir gelmedi. Biz devreye girmek için o bizim için çok önemli. Kısa dönem ya da uzun dönem aile konaklamalarında ailenin avantajları nedir, dezavantajları nedir? Uzun dönemde tabii ki ailenin bir ferdi oluyorsunuz. Ve tabii ki evin içerisinde daha fazla bir akses imkanına sahip oluyorsunuz. Nasıl? Diyelim ki siz 6 ay, 9 ay, 11 aylık bir öğrencisiniz. Tabii ki uzun dönem kaldığınız için sizin ihtiyaçlarınız daha yavaş ilerliyor. Yani nedir? İşte kültürünüzü daha fazla özlüyorsunuz, yemenizi daha fazla özlüyorsunuz. Çünkü uzun bir süre yoksunuz. O yüzden mümkün olduğu kadar aileler size buzdolabında özel bir yer verirler. Oraya kendi yemeklerinizi koyabilirsiniz. Yemek pişirebilirsiniz. Kendi kültürünüzü biraz daha yaşayabilirsiniz özlediğiniz konularda ama kısa dönemlerde genellikle mutfağa girmeye izin vermeyebilirler. İşte bulaşık çamaşır makinesini kullanmanıza izin vermeyebilirler gibi bunların avantajları ve dezavantajları mevcut. Aile konaklamasında ailem Pakistanlı ve İranlı çıktı. Bunu en başta söylemiştim. İngiliz pasaport taşıyan herkes burası için İngiliz vatandaşıdır. İngilizce dilini nasıl geliştiririm? İngilizce dilini sınıfta geliştiremezsiniz. İngilizce dilini dışarıda mümkün olduğu kadar arkadaşlarınızla, yabancı arkadaşlarınızla vakit geçirerek. Bir başka bir şehre mi gidiliyor? O şehre gidin. Niye? Okul arkadaşlarınız gelecek. Akşam pub'da mı buluşuluyor? Gidin. Kafeye mi gidiliyor? Gidin. İşte ne bileyim, sinemaya gidiliyor.
gidin. Niye? 10 dakika bile olsa kendi seviyenizdeki arkadaşınız bile olsa İngilizce konuşacaksınız. Seviye belirleme sınavını tabii ki gitmeden alıyorsunuz ama düşük çıktı. Bunu sınıf hocanızda zaten sınıf hocanız sizinle beraber her bizim için bizim okul için konuşuyorum. Her iki haftada bir sizinle oturup bir tutorial yani size başa baş bir eğitim veriyor, konuşuyor. Burada zaten hocaya söylüyorsun. Hoca sizi sınıfta atlattırabiliyor dil seviyenize göre. Bulunduğum bölge çok küçük bir şehir. Nasıl başka bir şehir okula geçelim? Mesela bu biraz da Elif Hanım'ın sorusuna farklı bir yoldan da cevap olabilir. Eğer bir zincir okula gidiyorsanız, mesela biz bir zincir okuluz. Nedir? Oxford'da başladınız. Oxford dediğim gibi çok küçük bir şehir. İngilizceyi toparladınız, cesaretinizi topladınız, kitabınızı alırsınız, Londra şubemizde kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Niye? Okul aynı okul, kitap aynı kitap, eğitim aynı eğitim. Gidip direkt olarak oradan başlayabiliyorsunuz. Pasaportumu, kimliklerimi ve nasıl, nerede kullanabilirim? Ülkeye geldikten sonra eve girdiniz, ilk gün pasaportu götürdünüz okula. Ondan sonra bir daha pasaport ya da kimlik taşımak zorunda değilsiniz. Ki eğer bir papa ya da bara ya da gece kulübüne giderseniz tabii ki kimlik almanız yeterli. Pasaport yine gerek yok. Yani pasaportları halükarda her zaman evde güvenli bir yere koyun, kaldırın. Pasaportunuzu bir daha okulun ilk gününün dışında gidene kadar, havalimanına gidene kadar bir daha kullanmanıza gerek yok. Ece Güney'in bir sorusu var, hemen cevaplayacağım. Dersi oradan geçeyim hemen. İngiltere'de bir yakınınız var, onun yanında kalabilir miyim? Bu durum vize sürecinde bir problem çıkarır mı? Evet, çıkarır. Zaten bununla alakalı danışmanlar size yol gösterecektir. Yani buna yakınlığınız nedir, hangi derecededir, buna arkadaşların bakması lazım. Tabii ki çıkarabilirler ama sonuçta sizin topladığınız evraklar, işte üniversiteden mezunsunuz, üniversite okuyorsunuz, ailenizin bu eğitimi karşılayacak bir mali yapıya fazlasıyla yetiyor. O zaman çok bir sorun yapacaklarını sanmıyorum ama tabii ki direkt olarak bir yakınım derseniz olmaz. Onu eğitim danışmanları arkadaşlarımız bir şekilde toparlayıp iyi niyet mektubuyla beraber bunu sunabilirler. Yani yakınım değil de işte bu eğitim sürecinde konaklamamı şu şu kişi tarafından yapılacaktır. Yani onlarda kalıplar var, onlar onu ayarlar, hiç merak etmeyin siz. Yeter ki eğitim danışmanına söyleyin. Direkt olarak ondan bir davet mektubu alıp şekilde değil de bırakın danışmanlarınız o şeyi, setup'ı kurarlar. Sıkıntı yapmayın. Dil eğitimi aldığım süre boyunca çalışabilir miyim demiş Seten Ayvarol. İngiltere'de çalışamazsınız. Çalışabileceğiniz ülkeler var, çalışamayacağınız ülkeler var. Çalışma izni İrlanda çalışma izni veriyor şu anda. 25 hafta ve üzerine. Malta çalışma izni veriyor ama 12 hafta üzerine, çok zor bir prosedür var. Dubai veriyor diyebiliyorum çalışma izni. Orada vize garantisi de var. Amerika vermiyor. Kanada sadece üniversite eğitimi ve üzerinde olanlar veriyor. İngiltere'de dil okulunda çalışma izni yok. Kursların süresini sormuş Dilara Hanım. Minimum 2 hafta, maksimum ayırmış olduğunuz zamana göre arzu ettiğiniz kadar gidebiliyorsunuz. Burs şeklinde yok ama indirim şeklinde var. Dediğim gibi yani dil okullarında genellikle burs şeklinde yok. Vize işlemlerini nasıl yapacağım, nasıl randevu alacağım, ne konuşacağım? Yine aynı şekilde esasında Ece Güney'in sorusuna paralel bir şey. Vize işlemlerinizde nasıl randevu alacağınıza, ne konuşacağınıza, konuşmanız gerekmeyeceğine her şeye eğitim danışmanınız karar veriyor. Hiçbir okul, yani ben de dahil buna, Türkiye'den biz direkt olarak kayıt almıyoruz. Bizim Türkiye'de çalışmış olduğumuz acentalarımız var, eğitim danışmanlarımız var. Siz eğitim danışmanına gidiyorsunuz, eğitim danışmanı size yardımcı oluyor. Siz bir okul duymuşsunuzdur, işte Oxford International'ı ben duymuştum, Murat Ayvaz bir eğitim vermişti.
O okulda kafama yattı. İşte fiyatlar uygundu. İşte bu avantajlar vardı. Ben o okula kayıt oldum, olmak istiyorum dediğinizde o sohbeti, evrakları, fiyatları, her şeyi bana göre çıkaracak. Kafanızda hiçbir şey yoksa, siz belli bir bütçe vermişseniz, o yine size alternatif olarak 2-3 tane okulun fiyatını çıkaracak ve siz bunların içerisinden kendinizi hangi okula daha yakın hissediyorsanız bu okula kayıt olacaksınız. Sistem bu şekilde çalışıyor. Ödeme işlemleri nasıl oluyor? Elif Hanım'ın sorusuna geliyorum tekrar. Siz karar verdiğiniz zaman bir kayıt ücreti yatırıyorsunuz. Bu kayıt ücretiyle beraber genellikle acentalar bir peşinat daha isterler. Çünkü sizin bir sürü profesörünüz var ve bunları daha hızlı, daha ciddi bir platforma sokmak için sizden bir fiyat alırlar. Diyelim ki bizim kurs ücreti, bizim kayıt ücretimiz 50 pound. Nedir bugünkü kurla? İşte 600 lira. Ama sizden 1000 lira hissettiler. Önemli değil. O 1000 lira zaten günün sonunda en son günde o kurs ücretinden düşülecek. O parayı vermeniz demek de o okula o para geldi demek değil. Yine Elif Hanım'ın dediği gibi o son güne kadar bu kararı yine siz değiştirip farklı yönlere girebilirsiniz. Dersiniz ki ya ben size bir 1000 lira yatırmıştım. O 1000 liramı benim alıp X okula verin. 1000 liramı alıp bu okula geçin. Vizeye başvurmadığınız sürece ya da vizeye de başvursanız günün sonuna kadar bunları şey yapabilirsiniz. Konuşarak orta yol bulabilirsiniz. Çünkü buraya geldikten sonra bu biraz daha zorlaşır. Vizeniz çıktı. Vizeniz onaylandı. Bu arada vizeye kadar hala bir şey yatırmıyorsunuz. İngiltere için konuşuyorum bu arada. Çünkü diğer ülkelerin, her ülkenin farklı şeyleri var. Amerika'yı seçtiğiniz zaman biz Amerika, Kanada, İngiltere vize çıkana kadar biz ya da okulların %99'u diyeyim, belki bir tanesi çıkabilir, para almaz. Amerika ve Kanada sizin, biz size evrakları, acentanıza evrakları gönderirken şunu deriz ama Elif Hanım'ın bu kursu karşılayabilecek banka hesaplarını bize gönderin, görmek istiyoruz. Biz onları görürüz. Ondan sonra evrağı göndeririz. Ama İngiltere için buna da gerek yok. Göndermek demek yine siz bir şey ödeyecek anlamına gelmez. Siz vizeniz çıktı. Diyorsunuz ki işte nedir? Burada kim var? Hesna Hanım var, Hazal var. Ya Hesna, Hazal benim işte şeyim çıktı. Vizem çıktı, onaylandı ki o da takip ediyor zaten bu arada. Hayırlı olsun. Hadi gel bakalım ofise. Son şeklini belirleyelim. Bu bunu çıkartalım, bunu ekleyelim. Paramız bu. Öde, git. Bu kadar. Kampanya hiçbir zaman bitmez. Kampanya zaman biter. Kampanya bitmez. Kampanya sadece azalır. Yani biz yılın başında en yüksek şeyle başlarız. Aşağı doğru aşağı doğru yavaş yavaş ineriz. Tabii ki erken kayıt olmanın avantajları her zaman dediğim gibi daha fazladır. İndirim daha fazla alırsınız gibi. Çok özür dilerim. Ülkedeki karantina süreçlerini söylemedim. Hemen hemen bu karantina süreci hiçbir dünya ülkesinde kalkmayacak arkadaşlar. Burada şöyle kalkıyor. Haziran'ın 20'si gibi burada bütün kurallar kalkıyor. Şu an biz İngiltere'de kafelerde uzun bir süredir zaten yemek yiyebiliyorduk açık alanda. 2 hafta önce biz kafelerin içerisine girmeye başladık. Artık kafelerin içerisinde, pubların içerisinde girme başladı. Orada yemek yiyebiliyoruz. Konserler başladı. Geziler başladı. Sadece işte maske takmak sokaklarda, otobüslerde var. O da 20 Haziran gibi, 26 Haziran gibi artık bunlar da kalkacak. Ülkeye girdikten sonra, geldikten sonra hiçbir şekilde bir kural olmayacak. Fakat yabancı ülkelerden gelecek olan bütün misafirler için, öğrenciler için karantina süresi devam ediyor. 10 günlük bir karantina süreciniz var. Şeylerin içerisinde, evlerin içerisinde. Bunun için her ülkenin farklı kuralları var. Dediğim gibi bunları tek tek girip burada vaktinizi almayacağım. Ama karantina hiçbir şekilde hiçbir ülkede bitmeyecek. Sadece bunun kuralları, çerçevelerini gelmeden önce zaten danışmanınız size söyleyecektir. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Sizlerin sorusu varsa onları cevaplayabilirim ekranda. Ona göre
Birazdan tam bir saat olmuş zaten. Müsaadenizi isteyeceğim. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Zeynep Hanım, hazırım. Sahneye alalım sizi. Için. Murat Bey, sanırım bütün soruları cevapladınız. Bir de mümkünse mail adresinizi chat kısmından paylaşmanız mümkün müdür? Hemen cevaplayayım. Bu arada fiyat isteyen arkadaşlar oldu. Bana mail atarlarsa bizim fiyatlarımız haftalık olarak belirli listelerde, ben hemen size onları gönderebilirim. Evet, chat ekranına gönderdim. mayivas@oxfordinternational.com. Umarım hepinizi bizim okullarımızda görürüz. Hatta bir Oxford'da görürüz. Burada beraber bir çay içeriz diyeceğim ama çok garip olacak. Ama gerçi çay da içiyoruz. Evet, çok teşekkür ederiz sunumunuz için. Yine çok güzel bir session oldu. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Umarım birkaç soruya cevap verebilmişimdir. Evet, kendinize çok iyi bakın. Katılımcılarımıza da teşekkür ederiz. Oxford Grup ile ilgili diğer sorularınız için Murat Bey'in paylaşmış olduğu mail adresinden iletişime geçebilirsiniz. Yarınki webinarlarımızda görüşmek üzere. Tekrar çok teşekkürler Murat Bey. Sizi ayakta tarafı aramak çok güzeldi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın.